Merhaba değerli ETV izleyicileri. Yeni bir anlatıyorum programında yine birlikteyiz. Yeni bir konuyla, yeni bir konukla karşınıza geldik bugün. Konuğum İzmir'den geldi. Evet, Emel Eve Tokuyan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazik davet için çok teşekkürler. Uzun süredir siz gelmemi arzu ediyordunuz. Evet. En sonunda bunun için bir fırsat doğdu. Bu vesileyle aynı zamanda ETV çalışanlarını yönetiminde ben kutlamak istiyorum. Çünkü dün 29. yıllarını kutlamışlar. Evet. Daha önce de birçok sefer bu yayınlara konuk olmuştum ben. Sürecin en azından son 10 yıllık kısmına tanığım. Evet. Herkesi tebrik ediyorum ve yayın hayatında da başarılar diliyorum. Evet, bugün Denge Gazetesi de farklı olarak bir ilaveyle çıkmış. Yaklaşık 4 sayfayı da bu yeni yaş kutlamasına ayırmış. Dün buradaydık, ETV'nin önündeydik. Sayın Valimiz buradaydı. Manisa'dan çok seçkin konuklar vardı. Yani 150-200 kişi gelir derken 300 kişi burada toplandı. Çok ne mutlu, ne mutlu. Geniş bir katılım oldu. Güzeldi. Şimdi bizim bu programa başlangıç olarak benim köşe yazımla başlıyoruz. Evet. Burada daha önceden köşe yazımı da okuyan bir arkadaş vardı. Ben okumayı çok sevmiyorum. Konuşmayı seviyorum ama evet. İş başa düşünce okuyoruz. Formatı da değiştirmeyelim dedik. Format peki. Yine aynı olsun. Peki. Evet, yazımın başı Tai Chi. Tai Chi nedir diye sormayın. Ben de yeni öğreniyorum. Tai Chi eğitmeni Emel Eve Tokuyan'dan öğrendiklerimi özetleyerek aktarmaya çalışacağım. Emel Eva Tokuyan 17 Kasım 2022 Perşembe günü bugün saat 12'de ETV'de Anlatıyorum programda konuğum olacak ve öğrenmeye devam edeceğiz. Evet, sözünü ettiğimiz programdayız şimdi. Beraberiz. Emel Hanım'a ilk sorum Tai Chi nedir diye sormak oldu. Çin kökenli 5000 yıllık sağlık ve savunma sistemi olduğunu söyledi ve devam etti. Yapısında 3 kavram taşıyor. 1. Felsefi sistem, kişinin kendisini tanıması ve karakter formasyonudur. 2. Sağlık sistemi, bağışıklık sistemini güçlendirir. Birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır. 3. Savunma sistemidir. Dirençsizlik yasasını uygulayarak saldırganı bertaraf etme yolunu kullanır. 1. Çin atasözü aynen şöyle, günde 2 kez Tai Chi yapan bir kişi bir demircinin gücüne, bir bebeğin esnekliğine ve bir bilgenin ruhuna sahip olur. Bunları okuduktan sonra ben de yapabilirim diye sormuştum size hatta. Siz de her yaş grubunda yapılabilir deyince ben de karar verdim. Yani sizin kurslarınıza katılacağım yeteri İnşallah. Kadar ve öğrenip sürdürmek istiyorum. Çünkü genç kalmaya da katkısının olduğunu söylediniz ya. Evet evet, şimdi birazdan izleyicilerimizle paylaşacağız ayrıntılarını. Evet. Genç kalmak aslında hani biraz bedeni içten de beslemek. Hani ruhsal, gerekiyor. Zihinsel, evet. Duygusal olarak da beslenmek ve hareketlerle bedenimizi şey yapmak, katkıda bulunmak gerekiyor. Kimler Tai Chi, Tai Chi'yi kimler yapabilir diye sorduğumda da her yaş durumunda kişiler Tai Chi yapabilir. Riski olmayan, güvenli bir spordur. Hareket etmeye olanak veren rahat kıyafetler ve küçük bir alanda yapabilir. Ama bu kadar küçük alanda değil tabii bizim alanımız. Bir tık küçük ama hani evet. Burada da yapılabilirliğini göstereceğiz inşallah. Evet, inşallah. Öğrenmesi ve uygulaması kolaydır. Demek ki ETV'de stüdyosunda Tai Chi yapabileceğiz deyince siz de rahat bir şeyler giyerek gelin. Siz de yaparsınız göstereceğim hareketleri dendi. Ben o konuda kuşkuluydum biraz ama biraz biraz önce yapmaya çalıştım. Evet. Şimdiden söyleyelim izleyicilere komik duruma da düşeyim. Mustafa Bey rahat olun. Burada biz bizeyiz. Birazcık da izleyicilerimiz var yani bir şey olmaz. Rahat olun yani. Evet.
Bir de tai chi neye yarar diye sorayım deyince neye yaramıyor ki? Vücuttaki enerji merkezlerini dengelediği için sağaltıcı etkisi ve bağışıklığı güçlendirdiği klinik deneylerle kanıtlanmıştır. Bu hastalıklardan bazıları stres, konsantrasyon sorunları, romatizmal hastalıklar, felç, MS, Parkinson, tansiyon, denge bozuklukları, bel ağrısı, damar sertliği, fizik tedavi, migren gibi rahatsızlıklara iyi geldiği biliniyor. Komple yani bizi sağlığa kavuşturuyor. Hem beden kesinlikle hem ruh öyle sağlığına kavuşturuyor. Kesinlikle öyle. Çok önemli bu açıdan. Emel Evet Okuyan'ı Manisa'da görevli olduğu yıllarda tanımıştım. Evet, İçsel Yolculuklar Atlası'nın imza gününde galiba bir AVM merkezinde yapmıştık orada dostlarla. Tabii Manezya'da yapmıştık. İlk imza günümüz evet, burada olmuştu. 1980 kaç? Şey 2000, yok 1908 mi? 2008. 2018 tamam. 4 yıl olmuş. 4 yıl olmuş. Artık evet, diğeri gelsin değil mi Mustafa Bey? Evet. 4 yılda hiç değişmemiş bir, daha da gençleşmiş bir Emel Eva Tokyan gördüm karşımda. Çok teşekkürler. Evet. Köşe yazılarını ve paylaştıklarını takip etmeye çalışıyorum sizin diyelim. İçsel Yolculuklar Atlası kitabını okumuş ve kendisiyle söyleşiler yapma olanağı bulmuştum. Manisa'da başlayan dostluğumuz devam ediyor. Köşe yazılarını ve paylaştıklarını takip etmeye çalışıyorum. Bütün savunma sanatları kişiyi zihinsel dinginliğe, ruhsal sessizliğe ve derin bir kendine güvene ulaştıran bir yoldur. Su gibi ol, duru, akışkan, esnek ve güçlü gibi benim de sık sık Facebook sayfamda paylaştığım güzel sözleri var Emel Hanım'ın. Yani böyle yazılarınızı da okuyorum. Bazen böyle paragraflar seçip paylaşıyorum. Evet, çok sağ olun. Bir ara da ara verdiniz galiba değil mi? Biraz böyle. Birkaç ay evet, bir aramız tamam oldu. Evet. Evet. Emel Eva Tokyan Eğitim Fakültesi mezunudur. Küçük yaşta karate eğitimi almıştır. 1999 yılından beri Tai Chi'yi ve 2007 yılından beri Nai Kung alanında felsefi savunma sanatları eğitmenliğine devam etmektedir. Ekvator Üniversitesi Mimarlık Fakültesi profesörlerinden 2 yıl Feng Shui eğitim almıştır. Pekin Beden Eğitim Üniversitesi'nde aktarılan Tai Chi Chuan, doğru söylüyorum değil mi? Tai Chi Chuan, Yang stilini. Stilini 1999 yılından beri çok sayıda kişi ve kurumlara vermeye devam etmektedir. Tai Chi, Chi Kung semineri verdiği yerler saymakla bitmiyor. Yurt dışında İngiltere, Hollanda ve Almanya, yurt içinde Alsancak Sokak Şenlikleri, Çeşme Sağlık Fuarı, 9 Eylül Üniversitesi, Bahar Şenlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli okullar, özel kurum ve kuruluşlar, Celal Bayar Üniversitesi, Adana, Ankara, Mersin, İstanbul, Van, Manisa gibi illerde verdiği Tai Chi, Chi Kung seminerleri, workshoplar, yanı sıra felsefe, psikoloji temalı konferanslar yapmıştır maşallah. Yani bu kadar çalışma, geniş, her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Tabii bunlar keyif veriyor değil mi insana, yani hayata bağlayan şeyler. 20 yıl bir sivil toplum kuruluşunda çeşitli alan yöneticileri yapmış ve düzenlediği sosyal kampanyalardan binlerce kişi yararlanmıştır. Mitolojik resim atölyesi eğitimleri vermiş ve resim çalışmalarına devam etmektedir. Sulu boya çalışmalarınız var, zaman zaman paylaşıyorsunuz değil mi? Yani sosyal tüm medyada teknikleri kullanıyorum ama son zamanlarda biraz daha sulu boya ağırlıkta evet, çalıştım. Ben onları görmüştüm. Kişisel Karma 3 sergi açmıştır. Bugün ETV'de yapmakta olduğumuz programda Emel Eva Tokuyan'ı daha yakından tanıyacağız. Evet ve Tai Chi'yi öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Evet, biraz şey fazla dolu, yoğun bir yazı olmuş gerçekten. Emeğinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Sağ olun. Evet. Evet. Böyle oluyor her programdan önce. Konuğum belli oluyor hafta içinde. Onunla ilgili bir yazı yazıyorum. Bir duyuru da yapmış oluyoruz. Evet. Benim için de şey, programa bir hazırlık oluyor bu çalışma. Ön hazırlık yapmış oluyorum. Hatta sorularla da ilgili bir çalışma yapmıştım. Şimdi oradan başlayalım isterseniz. Evet. Evet.
Artık bu akıllı telefonları da sekreter gibi kullanmaya başladık. Not defteri gibi kullanıyoruz. Ben elimden düşürmüyorum. Belki bu da bir hastalık. Geçen bir arkadaşım diyor ki, seni bir merkeze götürelim, tedavi ettirelim. Bir şartla, eğer internet bağlantısı varsa giderim diyor. Böyle bir hastalık var gerçekten, biliyor musunuz? Böyle bir hastalık var ama siz o seviyede değilsiniz yani. Rahat, gönlünüz rahat olsun. Evet, sorulardan birisi Tai Chi nedir? Kısaca tarihçesi demişim. Evet, şimdi Tai Chi 5000 yıllık bir Çin sporu. Sadece hani spor demek, hani kozmik dans olarak geçiyor, hareketli meditasyon olarak geçiyor, ondan sonra yoga olarak geçiyor. Birçok disiplini kendi içerisinde barındırıyor. Evet. Shaolin tapınağı çıkışlı Tai Chi. Üstad Bodhidharma tarafından bulunuyor ve geliştiriliyor. Üstad Bodhidharma, hani Shaolin Tapınağı o zamanlar hani bir şey gibi, nasıl diyelim, işte bir üniversite gibi. Orada işte hani bilimsel, sanatsal araştırmalar yapılıyor. Bir kültür merkezi. Hani orada keşişler var. Hani keşiş dediğimiz kişi sadece böyle bir din adamı vesaire modunda değil de hani dönemin en üst seviyede tüm ilimlerini çalışan kişiler. Evet. Ve diyor ki hani bunları biraz diyor hani sağlıklarını kazandırmak gerekir ve bu Tai Chi'nin hareketlerini oluşturuyor. Mitolojik tarihe bakacak olursak bir gün mitolojik tarihe göre tapınaktan çıkan Chan Sanfang ormanda ilerliyor. Keşişlerden bir tanesi. Evet. Ve ormanda ilerlerken orada bir turna kuşuyla yılanın saldırıdan savunmaya, savunmadan saldırıya bir karşılaşmalarına tanık oluyor. Evet. Ve o iki varlık ortak bir kararla ayrılıyorlar. Evet. Ve bundan hani doğadaki hareketleri gözlemleyerek, bundan ilham alarak Tai Chi'nin hareketlerini oluşturduğu söyleniyor. Binlerce yıl tapınak içerisinde kalıyor Tai Chi ve halka öğretilmiyor. Ama daha sonra hani bunun ne kadar yararlı olduğu fark ediliyor. Evet. Tai Chi'de 4 tane stil var. Biz bugün Yang stilini, dünyada en çok yaygın olan, en çok kullanılan Yang stilini konuşuyor ve paylaşıyor olacağız. Yang hani Yin Yang'tan biliyoruz veya Tao'dan. Aslında hani Yang bir ailenin ismi. Evet. Yani hani Yin Yang'taki Yang değil, bir ailenin ismi. Evet. Ondan sonra ve stiller içerisinde en soft, en yumuşak olanı. Sonra bunlar devam ediyor. Tabii hani Çin'deki bazı yönetimsel değişiklikler nedeniyle bir süre bu kadim bilgi rafa kaldırılıyor, unutuluyor. Ama daha sonra hani kişilerin, toplulukların, toplumun ne kadar yararına olduğu tekrar hatırlanıyor. Sağlığa faydaları tekrar hatırlanıyor. Evet. Ve kendi geleneklerine sonradan tekrar sahip çıkmayı seçiyorlar. Ve bugün Çin'de beden eğitim derslerinde zorunlu ders olarak okutuluyor. Çok uzun yıllar hani batılılara öğretmekten imtina ediyorlar, yani istemiyorlar. Yani kendilerini saklıyorlar, paylaşmıyorlar. Evet, paylaşmak istemiyorlar. Evet. Ama daha sonra işte hani işte yani 100 yıl kadar yoktur herhalde, batılılar da hani bu sporu öğrenmeye başlıyor ve yaygınlaşmaya başlıyor Tai Chi sporu. Tabii hani bizim ülkemizde de bir 30 yıldır kadar var. Evet, 30 yani belki hani belki 40 da olabilir. Yani son zamanlarda duyulmaya, tanınmaya, yayılmaya başlandı Tai Chi sporu. Böyle hani çok ana hatlarıyla Tai Chi böyle. Kaynak olarak Yi Ching kitabı. Evet. Yani Yi Ching kitabı aslında Çin bilgeliğinin temellerini oluşturuyor. Evet. Yani o kitap Türkçe'ye dönüştürüldü mü, var mı? Yani şöyle İngilizce çevirisinden Türkçe'ye çevirisi var kitabın. Eğer bir kişi hani o kavramlara çok aşina vesaire değilse Zorlanıyor.
biraz zorlanır. Evet. Biraz zorlanır. Bu Değişimler Dönüşümler kitabı. Aslında evet. Yazarı bilinmiyor. Evet. Üstad Lao Tzu bunu derliyor. Evet. Ve diyor ki benim, yani yaşamının son yıllarında derliyor. Benim diyor 60 yıl daha ömrüm olsa ben sadece bu kitabı çalışırdım. Evet. Öylesine muhteşem bir kitap. Çünkü deniyor ki hani dünya hani an be an şeyler dualite olan an be an değişiyor, bir diğerine dönüşüyor evet. ve tüm değişimleri, dönüşümleri, görünümleri kapsayan bir kitap. Evet. O nedenle hani her hayatımızın her yerinde, her alanında, her şeyde bir karşılığı var. Evet. Ve Çin bilgeliğinin özü aslında bu kitaptan evet. besleniyor. Evet, anladım. Bu kitaptan besleniyor. Çinlerin temel kitabı gibi o zaman. Evet, evet yani evet, evet. Onun mesela işte mimariye yansıması Feng Shui'yi oluşturuyor. Evet. İşte yazıya yansıması Çinlere ait bir hat sanatı var. Onu oluşturuyor. Yani aslında insan gökyüzüyle yeryüzü arasında kendisine bir yaşam alanı oluşturuyor ve hani burada hem gökyüzüyle hem de yeryüzüyle temasını evet. belli disiplinler aracılığıyla korumaya ve kendi o dikeyliğini, yani kendi dikeyliğini korumaya ve bunlarla da temasını korumaya gayret ediyor. Savunma sanatlarına yansıması da yine aynı şekilde. Yani felsefi ve şey olarak beslendiğimiz özümüz aslında Yi Ching kitabı. Bu Çin sporlarının temeli de bu kitaptan çıkmış gibi o zaman. Diğerleri de Kung Fu falan gibi olaylarda. Evet. Ve bunların büyük bir bölümü Çin kökenli değil mi? Yani. Yani. Evet. Yani Çin kökenli, Japon evet, kökenli olanlar var. Var. Evet. Ama zaten hani çok yakın ve ortak kendi ana temeller olarak ortak kültürler. Bir de şöyle bir şey var Mustafa Bey. Yani kadim bilgi. Evet. Yani siz biliyorsunuz ben çok uzun yıllar evet. felsefe evet. Çalıştım, aktardım, yaydım evet. Biliyorsunuz. Yuhanna ile de bir dostluğunuz olmuştu. Onu İzmir'e Yuhanna Kuşur'a diye İzmir'e de getirenmişti. Evet. Ben onu Erzurum'da hayranım kendisine. Ben, İdolümdür. Ortak noktalarımızdan bir tanesi bu. Ben kendisini Erzurum'da Erzurum Üniversitesi'nde tanımıştım. Bir orada 4 yıl Erzurum'da kaldığımda 4 yıl bir dostluğumuz olmuştu. Sonra Hacettepe'ye geldi. Şimdi Dünya Felsefeciler Derneği Başkanlığı falan yapıyor sanıyorum. Yani izliyorum kendisini ben de. Evet, çok dolu bir insan. Yani şimdi hani tabii hani bu, ulaşabildiğim, idrak edebildiğim ölçüde kadim bilgileri karşılaştırırsak yani işte hani Amerika, Avrupa, Mısır, Hindistan, Uzak Doğu. Ya bütün bunları mesela hani mitolojilerini okuyun, işte felsefelerini okuyun. Anadolu yine aynı şekilde. Hani böyle öne çıkmış filozofları karşılaştırın. Yani nereye giderseniz gidin, kadim bilgi tek ve ortak. Evet. Hani başka bir şey yok. O tek ve ortak bilgiye ulaşabilmek. Evet, ana noktaları aynı. O yüzden hani kadim bir bilgiyle temas etmek insan doğasına gerçekten çok iyi geliyor. Evet. Tai Chi de bunun için harika araçlardan bir tanesi. Yani çünkü hem ruh olarak besliyor, hem beden olarak besliyor, hem fizik olarak, duygusal olarak. Evet. Daha ne olsun? Ben İzmir'de bir meditasyon kursuna katılmıştım. İzmir'de kurs hem de sanıyorum bir hafta falan sürmüştü. Öyle şey yapmıştı. Bir ara düzenli meditasyon yapmaya başlamıştım. O arada sizin getirdiğiniz şeyler de gösteriliyor. Evet, sizin çalışmalardan bölümler sanıyorum bunu. Evet evet. Hani bu mesela Dünya Tai Chi gününde. Evet. Ha bir de öyle gün mü var Dünya Tai Chi evet, günü? Evet evet. Tüm dünyada kutlanıyor. Ben işte hani isteyenlerle, öğrencilerimle böyle kutlamalar yapıyorum. Bu hani bilenlerle gösteri yaptığımız kısımda. Bir de hani birazdan sizinle yapacağımız. Evet. Bilmeyenlerin de yapabileceği kısımlar. Bunu böyle bir şey yapmak için bayağı bir eğitim almak gerekiyor. Gerekiyor hani biraz evet. uzun zaman eğitim almak gerekiyor. Şimdi burada mesela hani, bir uyum olduğunu görüyorum. Herkes
aynı anda aynı şeyi evet, yapıyorlar. Evet. Bir uyum evet. da var. Tai Chi zaten hani tercih hani açık alanda. Yani hani biz evet, şehirlerde tamam. yaşadığımız için evet. hani o imkanımız olamıyor ama tercihen açık alanlarda yapılması evet. Şey yapılan bir şey. Çok güzel. Evet. Bak her türlü kıyafetle yapabiliyorlar günlük kıyafetler. Evet, bugün siz de bu kıyafetle yapıyor olacaksınız. Tabii evet. ki hani hareket etmemize olanak tanıyan herhangi bir kıyafet olur. Bu yani bu soruyu da epey yanıtladınız ama ilave etmek istediğiniz bir şeyler olabilir. Tai Chi ne işe yarar? Fiziksel, zihinsel, duygusal etkileri nelerdir? Yazıda da biraz paylaşmaya çalıştım. O konuda ilave edecekleriniz olur mu? Yani ben aslında o konuda ilave edeceklerim var ama Tai Chi'nin en büyük kısmı felsefi kısmıdır. Evet. Az önce siz de bahsettiniz ya hani aslında tüm uzak doğu sporları herhalde böyle bir şey diye. Felsefi kısım şudur, insan hani mesela savaş sanatlarının çalıştığı veya savunma sanatlarının çalıştırıldığı mekanlara genellikle dojo denir. Evet. Hani her ne kadar tam stabil bir dojomuz olmasa da evet. dojo şu demek, aydınlanma mekanı. Evet. Bir kişi böyle bir sanat çalışarak kendisini tanıma, anlama, fazlalıklarını budama, evet. eksiklerini yerine koyma imkanı evet, tanır. Evet, evet, evet. Felsefi yönü son derece evet. önemli ve güzeldir. Buradan devam edecek olursak hani birazcık daha. Evet. Tai Chi'nin bir selamı var. Tam bu noktada bu konudan bahsetmek isterim. Tabii. Sağ elimiz yumruk. Yani evet. bu yumruk evet. birisine yumruk gösterdiğimizde hani peki evet. şey anlamaz bunu. Bu bir savaş yani. Bir evet, burada savaş. Bir şey var. Var. Evet. Diğer elimiz dört parmak yan yana. Evet. Birleşik. Evet. Ondan sonra baş parmağımız kırık. Kırık. Bunun anlamı nedir? Bu fizik bedenimiz. Evet. Enerjik bedenimiz. Evet. Duygusal bedenimiz evet. ve zihinsel bedenimiz. Bedenim. Yani biz birbirimizi gördüğümüz gibi sadece şu fizik yapıdan ibaret değiliz. Yani evet. birçok katmandan oluşuyoruz. Evet. Aynı zamanda da evrendeki dört yönde simgeler. Evet. Biz peki hani mesela günümüzde çok şey popülerleşen bir akım var ya yani bir süredir işte bazı filmlerde geçti sonra şu an çok gündemde anda olmak, tam şu anda ve burada yaşamak. Olmak. Evet. Biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz belki. Çoğunlukla yapamıyoruz. Evet. Yani evet. siz meditasyon yaptığınızı söylediniz. Meditasyonda ya. Yapıyorsunuz. Çoğunlukla yapamıyoruz. Bu parantez açayım da mesela meditasyonda her şeyden hiçbir şey yok. Kendini mavi bir boşlukta hissetme olayı. Yani o anda beyni boşaltma olayı mesela çok önemliydi. Ona yani çok sağlayamıyordun ama bir süre giderek bu yapıyordu. Bunda da öyle bir şey var değil mi? Yani insanın her şeyden arınmış. Hareketli bir meditasyon deniyor. Ha, diyor. Şimdi evet. mesela size şunu söyleyecek olursak. Evet. Diyelim ki siz buradan karar verdiniz. İşte valilik konağına doğru yürüyeceksiniz. Evet. Böyle bir kararınız evet. var. Evet. Ama İşte yolda giderken işte bir dükkana uğruyorsunuz. Ay şurada da bir arkadaşım var diyorsunuz. Böyle böyle böyle. Sonra birisi de sizi görüyor. Hadi gel şurada bir de çay içelim diyor vesaire. Evet, evet. Hani oraya buraya 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 takılarak gidiyorsunuz. Gidiyoruz, evet. Yani uzun bir süre. Evet. Nasıl dağınık bir zihin. Onunla da çay içiyorsunuz. Şunda da ay yoruldum iki dakika şurada vitrine dinleyelim takılıyorsunuz. Diyorsunuz. Bir de vitrine bakıyorsunuz. Evet, evet. İşte bu her biri evet. sizi başka yere çeken bir zihin. Ama siz mesela karar verdiniz, buraya gidiyorsunuz. Net kararlı ve hiçbir yerle disiplin. İlgilenmeyen evet. bir adımla gittiğinizde 3 evet. dakika sonra oradasınız. Evet. İşte hayatta bizim ilerlememiz, yol almamız da aynı şekilde. Evet. Hani bir şeye eğer zihnimiz, duygularımız, bedenimiz yönlendiğimiz bir hedefe doğru bütünlük evet. içinde hareket etmezse her evet. biri bizi bir yere çeker. Evet. Evet. Mesela hani şunun gibi işte fizik bedenin der ki ay çok uykum var benim ya. Birazcık da çünkü beden evet. bedenimiz tembeldir. Yani yattıkça yatmak ister, durdukça durmak ister. Evet. Ondan sonra hani mümkünse onun sesine kulak verdiğin an evet hani ayaksaysan diyor. Otur der, oturuyorsan yat der, evet, yatıyorsan evet. birazcık daha yat der yani. Evet. Enerji bedenimiz çok değişkendir. Evet.
Duygularımız der ki, ya ne kadar güzel bir sonbahar. Gidelim şöyle güzel ağaçların altında, deniz kıyısında yiyelim, içelim. Ya boş ver, ne yapacağız? Kuşları dinleyelim. Ya, evet, yani zihnimiz başka bir şeyler. İşte biz çoğunlukla tam şu anda burada olmuyoruz. Mesela hani biz yayına başladığımızdan beri bile hani duygularımız kim bilir duygularımızdan gidiyor, kaç geliyor, tane bir şeyler geçti. Geldi, gitti, evet. Enerjimiz indi, çıktı, çıktı vesaire. Evet, aynen. Hani zihnimizden 40 tane belki burayla hiç alakası olmayan şeyler geliyor. Evet. İşte bizim bunları sağlamamız çok güç. İşte tai chi yaparken öyle bir an geliyor ki bütün her şey böyle birleşiyor. İnsanın kendisiyle ve dört bedeniyle uyumlu bir birliği. Orada mantrayla mesela bir şeyi tekrarlayarak onlardan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Bizde böyle bir şey yok. Burada yok. Evet. Burada tamam. Yok. Evet. Çünkü bu sonuçta bir savunma sanatı. Evet. Evet. Ama öyle bir sanat ki siz bunu yaparken doğanın bir parçası olduğunuzu tüm hücrelerinizde hissediyorsunuz. Evet. Doğanın bir parçası. Bu kırık neden? Çünkü mütevazi bir şekilde hareket etmek. Evet. Hani oldum demek, öldüm demektir. Evet. Her birimiz hayatta her gün öğreneceğimiz yeni şeylerle birazcık daha büyüyeceğimiz, birazcık daha olgunlaşacağımız, birazcık daha bilincimizi büyüteceğimiz yeni şeylerle temas ediyoruz. Evet. Ve her şeyi mütevazi bir şekilde yapmak. Bu bir savaştır. Yani bu kelimeye çok takılmamak lazım. Belki de hani çevirirken daha uygun bir karşılığı olmadığı için hani bu şekilde çevriliyor. Her birimizin içinde kendi karanlık yönü vardır. Yani çünkü insanız. Hiçbirimiz hani safi melekler değiliz. Değiliz, evet. Ve insan hani biliyorsunuz kömür ve elmas aynıdır. Karbon atomudur her ikisi de. Ama elmas en mükemmel hale gelmiş karbon atomudur. En saf, en şekil almış, en güzel. İşte tıpkı biz de kendi kömürümüzden kendi elmasımızı çıkarmak için bunu yapıyoruz. Evet. Yani bu savaş veya bu baskı o kömürün maruz kaldı. Evet, dönüşmesi için kendi karanlık yönlerimizle. Yani kendi içimize baktığımızda mesela hani evet böyle harika görünüyoruz vesaire ama hani kim bilir içimizde neler var? Hani korkularımız mı var? Kendimizi seviyor muyuz yeterince? Kendimizi dövüyor muyuz? Bencil miyiz? İnsanın kendisi sevmesi çok önemli değil mi? Çok önemli. Evet. Bunu da öğrenmemiz lazım. Evet, yani bu konuda çok yanlış anlaşılma var. Bu konuya girmek istemiyorum çünkü söyleyeceğim çok şey var. Evet, anladım. Konumuz dağılır. Evet. Bunu bir başka zaman hani sevgi konusunu lazım. Başka zaman konuşmak lazım. Ondan sonra kıskanç mıyız? Evet. Değersizlik mi hissediyoruz? Evet. Paylaşmayı mı bilmiyoruz? Evet. Korkularımız mı var? Yani her birimizde bir sürü şey var yani düzeltmemiz. Korkuları olmayan insanlar çok yani herkesin bir korkusu vardır diye düşünüyorum bilemiyorum. Kuşkusuz vardır ama hani kendi otantik kimliğimizi, kendi otantik varlığımızı ortaya çıkarmak için aslında hareket edebiliriz. Yani tai chi yaparken insan bütün bunları çalışırken hani kendi kimliğiyle karşılaşıyor ve doğal olarak bunu düzenleme imkanına sahip oluyor. Kendin şöyle, olmak. Kendin olmak. Yani nasıl yapıyor diyecek olursanız, evet. Mustafa Bey siz de hani çok işler yapmış, hayat tecrübesi olan birisiniz. Evet. Bir insan neyle çok temas ederse ona benzer. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi işte bilim adamları şey diyorlar ya hani buldular ayna nöronlarımız var. En çok temas ettiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız diyorlar. Evet. Ondan sonra bu görüntü bayağıdır dönüyor galiba değil mi? Şeyde aynısı. Evet. Şey isterseniz şey yapabilir, kaldırabilir. Yani sonra tamam şu anda siz varsınız. Evet. Yani izleyiciler şey yapmış olabilir. Çok video getiremedik ne yazık ki. Tamam, anladım. Yani o yüzden hani mesela ayna nöronlarımız var bizim ve hani bu ayna nöronlar hani kopyalıyor. Hani en çok 5 kişiyle temas ediyorsak o kişilerin ortalaması oluyoruz. Şimdi bir işi çok yaptığınızda
ona benziyorsunuz. Tai Chi doğayı taklit eden, doğadan ilham almış. İşte uyumlu, dengeli hareketler, ondan sonra ölçülülük, esneklik gerektiren şeyler. İnsan böyle bir sporu çalıştığında doğal olarak kendisinde o uyum gelişiyor. O uyum, o ahenk, esneklik, ölçülülük, kabullenicilik. Ondan sonra sakin bir beden, sakin bir zihin ve sakin bir ruh hali, ayırt edicilik. Yani bunu yapa 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 yaptığınız şeye benziyorsunuz. Doğal olarak hani Tai Chi'nin günlük hayatta da bir karşılığı var. Çünkü artık bu bir karakter formasyonu ve bir çok eski ustalardan birisi diyor ki bir kişinin bir sanattaki ustalığı her hareketine yansır. Yansır, evet. Yani bir kişi mesela şurada yürüsün, eğer dansçıysa bedenindeki o uyum ve armoniyi görürsünüz. Evet. Günlük hayatına da yansır. Evet, evet. Yani ne ile meşgul oluyorsak, evet, evet. Ona benziyoruz. Yani o kendine ona göre biçimlendiriyor. Meşgul olduğu işe göre bir şekil alıyor. Onu gördüğünüzde tahmin edebiliyorsunuz. Edebiliyorsunuz. Doğru. Yani o yüzden de hani Tai Chi insanın tüm merkezi, yani denge getiriyor ki hani bugün denge çok ihtiyacımız var. Yani her planda denge. Gazetemizin adı da denge. Evet. Gazetemizin ismi de denge. Dengeye her planda ihtiyacımız var. O yüzden böyle bir kadim sanat çalışmaya... Ruhsal denge, beden denge, fiziki denge değil mi? Yani zaten sağlık dediğimizde bedenin bir şeyi, denge durumu. Denge bozulunca sağlık da bozuluyor biliyorsunuz. Evet, evet. Böyle. Dengemizi koruyacağız. Dengemizi ama işte... Geliştireceğiz. Evet, evet. Şey düşünüyorum, yani günlük hayatımızda hani bizim... dengemizi yerinde kalmasını sağlayacak çok imkanlara sahip değiliz. O yüzden bir kadim sanattan destek almaya ihtiyacımız var. İhtiyacımız var. O yüzden ben mesela şeyle topluluklarla Tai Chi yapmayı çok seviyorum. Zaten hani işte mesela milli eğitimde bulunduğum bir noktada 150 kişiyle böyle aynı anda falan yapmıştık. Evet. Ondan sonra işte üniversitede, festivallerde, sağlık fuarlarında, yurt dışında kalabalıkta nasıl oluyor biliyor musunuz Mustafa Bey? Şimdi kişilerin sürekli konuşan bir zihni var ve hani böyle inip çıkan tavanda ve tabanda duyguları var. Ve kişiler bir araya geldiğimizde hani bir zaman sonra bu hareketlerle hani doğadan ilham aldığı için böyle sakin ve relax bir duruma geçiyorlar. Zihinsel olarak da, duygusal olarak da ve bütün beden yumuşacık. Ve evren an be an dönüyor. Evrenin bir ritmi var. Ve biz de onun üzerinde yaşayan bu evrenin birer parçası insan varlıkları olarak onunla birlikte hareket ediyoruz. Ve bir zaman sonra bu kadar tane insanla öyle bir birlik hali, yani kişiler arası ilişkilerde işte o bana yan baktı, o onu dedi, bu bunu, işte yarın öyle sorunla. Ya hepsi bunlar onlardan böyle kuru... arınıyorsun, evet. Evet, bunların hepsi kuru yapraklar gibi dökülüyor insan dur bir dakika diyor ya, hayatta ne önemliydi? Hani bu en önemli mesela şey. Mesela o duyguyu çok yaşayamıyoruz. Değil mi? İşte bu Tai Chi yaparken Mustafa Bey. Onu yaşıyorsunuz. Evet. Yani mesela kalabalıklarla, o yüzden ben hani mesela kurumlarla, şirketlerle, işte böyle kalabalık kişilerle çalışmayı seviyorum. Çünkü bu tabii hani yurt dışında çok daha artık yani hani spor ne kadar önemli, kıymetli yapılıyor. Bu hani kişiler arası ilişkileri de son derece uyum, esneklik, ahenk getiriyor. Mesela günlük yaşamda bunlardan uzak kaldığımız için zaman zaman öfke patlamaları oluyor. Evet. Bu spor sanıyorum onu da etkiliyor. Öfkeyi yönetmeye. Yani benim mesela bu açıdan buna ihtiyacım var diyelim. Zaman zaman öfke patlamaları oluyor, denetleyemiyorsunuz. Ha ben mesela etkisi çok çabuk geçiyor ama 2-3 dakika sonra değil de yani yarım saat sonra, bir saat sonra o öfkelendiğim kişiye gidip şey yapabiliyorum, konuşabiliyorum, bir şey yokmuş gibi yapıyorum. Ama onu önlemek lazım işte.
kırıyorsunuz yani bir şey çünkü yapıyorsunuz. Çünkü kırılıyor. Hani kırılıyor. Olmuş olmuş oluyor artık. Olmuş olmuş oluyor. Geri dönüş de çok zorlaşıyor yani orada. Siz de rahatsız oluyorsunuz tabii aynen. ki. Hani yani bir rahatsızlık şey yaratıyordu. Rahatsız oluyorsunuz. Günlerce aklınıza keşke demeye başlıyorsunuz. Onun için bunun öfke kontrolüne de yararı var diyorsunuz değil mi? Mustafa Bey, sizinle bayağıdır tanışıyoruz. Beni evet. mesela hani insan evet. olarak nasıl tanımlarsınız? Ben sizi iyi, candan, sevecen birisi olarak tanımlıyorum. Yani öyle bir imajınız öfkeli var. Öfkeli biri miyim ve sizi? Efendim, sakin, böyle hiç üzdüğünüzü, hiç ağzınızdan farklı böyle şey, ki kimsenin duymak istemediği bir söz çıkmadığını görüyorum yani böyle bir şey. Çünkü birçok sefer bir arada yani olduk, olduk yani. Program yaptık, ettik program falan filan. Program yaptık, sizin bulunduğunuz yani toplulukta mesela, TİÇ eğitimleri oldu. Mesela eğer bu sporla bunu kazanabiliyorsa bu çok önemli. Yani insanlar önemli. Ben hani çok gençken, evet. çok gençken böyle sakin, çok teşekkürler. Güzel. Böyle sakin biri değildim Mustafa evet. Bey. Bakın ben de şimdi değil. Bu yaşta yani bile hani ben mesela 99 sakin. Yılından beri hani bu şey yapa. Evet. Hani gerçekten benim hani evet. benim buna ihtiyacım var. Ani çıkan adrenalini düzeltmemi çok hani bu arada hani mesela etkileri olacak söyleyecek olursak hani sağlıkta hani mesela bedensel olarak evet. kemikleri güçlendiriyor. Evet. Tüm beden organlarının yani evet, evet. bedensel olarak işte sindirim sistemi, dolaşım sistemi, sinir evet. sistemi, boşaltım sistemi evet. bunların daha dengeli ve düzenli çalışmasına sizin destek sağlığı, oluyor. Destek benim olur. çok fazla hekim ve sağlık çalışanı evet. öğrencilerim oldu. Evet. Bu arada hani hani sizin de yazınızda bahsettiğiniz gibi kanser hastalığının bile tedavisinde destek oluyor. Mesela birazdan yapacağız bir çikung. Evet. Kolon kanseriyle evet. alakalı son derece faydalı. Yani basit, öğrenmesi kolay evet. ama yaparsanız çok faydalı. Evet. Ve iki hekim öğrencim de bu konuda tezlerini yazdılar. Yurt dışında çok tez var bu konuda. Evet. Hani Tai Chi'nin hatta birisinin pratiğine ben destek oldum. 60 kişilik bir grupla çalıştı. Hani öncesinde işte kan tahlilleri, hormonal evet. ölçümler vesaire evet. Yaptı ve sonrasında da yine aynı şekilde. Gerçekten hani klinik deneylerde somut olarak öyle gelirken hani sizle de konuştuk. Ben mesela yıllık sağlık kontrollerine gittiğimde hani benim kan değerlerim, hormonal değerlerim, organlarımın durumları vesaire. Hani kronolojik yaşımla biyolojik yaşım arasında 7-8 yıl fark var. Hani evet. bu fark neden evet. kaynaklanıyor? Yani düzenli olarak bu sporu yapmış olmamdan kaynaklanıyor. Evet. Tabii hani birebir spesifik yaşadığım bazı şeyler de var. Yani somut hani kendim bile yani hani bildiğim halde hani böyle sonuçları olmasına sağlıkla ilgili bir sıkıntım olduğunda ekstra çikunklar var mesela evet. o durumda yaptığım. Evet. Son derece gerçekten yararlı. Evet. O yüzden hani beden sağlığımızı korumamız açısından mesela duygusal sağlığı nasıl koruyor? Şimdi hani hormonları zaten dengeliyor ve size hani şöyle düşünün Mustafa Bey. Biz olaylar yani sorunlar bulunduğu düzlemden çözülemezler. Değil mi? Yani çözmek için biraz uzaktan ve yukarıdan bakmak lazım. Gerek. Bütünü görmek lazım. Açıyı değiştirmek evet. lazım. Evet. Tai Chi'nin temel felsefi şeyi, özü bizi birebir didişmekten ziyade başka bir açıya taşıyor. Evet. Ve hani ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ya hani evet. sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet. Biz beden olarak güçlü, dengeli yerinde olduğumuzda duygusal dünyamız da evet. doğal olarak eşlik ederek düzenleniyor ve Tai Chi'deki o uyumlu hareketler, o esneklik bizim duygusal durumumuza da yansıyor ve daha sakin oluyoruz. Evet. Daha kapsayıcı. Evet. Hani evet. daha hani ben sen değil de biz olarak hani sen de iyi ol, ben de iyi olayım. Evet. Çünkü senin iyiliğin benim iyiliğimle birdir. O bütünlüğü algılıyoruz. Yani hani ta bütün ya. Doğaya çok yakın birisiniz.
bitkilerin gizli yaşamı diye bir... Yani doğadaki tüm varlıklar bizim görmediğimiz planda birbiriyle haberleşiyor. Mesela ağaçlar kökleriyle haberleşiyorlar. Kesinlikle. Birbirleriyle de haberleşiyorlar. Yani. Birbirlerine destek veriyorlar. Evet, evet. Suyu azsa onun öbürüyle paylaşıyor. Evet, evet. Yani onların somut da, olarak böyle bir şey var. Onların da bir şeyi var. Bilinci mi diyelim mesela... Ben çok sevdiğim bir ağaç var, Ailantus diye. Böyle kokar ağaç diyorlar. Bu ağaç mesela İpek yolunun ağacıymış. İşte İpek yolundan tüccarlar giderken ekiyorlar. Dönerken gölgesinde oturuyorlar. Çok hızlı büyüyen bir ağaç. Mesela yaprağına dokunursanız sevmediğiniz bir koku veriyor. Yani dokunma diyor. Yani dediği bu. Dinleme beni. Ha yani yeme beni dokunma diyor. Yani dokunma diyor. Sonra... tohumları öyle gelişmiş ki paraşüt gibi dönerek gidiyor ve tohum toprağa denk geliyor. Kendi işini kendi görüyor yani. Kendi işini kendi gören bir şey gelişmiş, sistem gelişmiş. Bu da diyorum ki yani bunun da bir bilinci var, kendine göre bir şey var. Yani mesela bitkiler kendini sevenleri tanıyor. Gibi. Kesinlikle. Hani çiçek... Zaten hani artık kanıtlandı biliyorsunuz. Kitaplara yani geçti. Şeyde Metrosyan'da şöyle bir olay vardı iddia yani. O da sizin söylediğiniz gibi kanıtlanmış bir iddia. Mesela bir 100 kişinin oturduğu bir apartmanda birçok kişi meditasyon yapıyorsa orada insan ilişkileri değişiyor. Oradaki iyi düşünce artıyor. Böyle bir şey. Yani... Çünkü manyetik alanınız var. Evet. Mustafa Bey. Onun etkiliyor. Bu toplulukta siz onu yaptığınız zaman işte o birlikte olmak. Çünkü yani. Herkesin tüm bedenleri dengeye geliyor. Kendi yerine geliyor. Ve o zaman o birlik enerjisi yayılıyor. Doluyor. Yani bu çok güzel. İnsanlar bu yoğunluk içinde bunu kaybettiler. Yani büyük kentler büyük yalnızlık yarattı. Biz mesela yan yana yürüyoruz insanlarla falan filan ama hiçbirisiyle iletişim kuramıyoruz. Sık sık ceplerimizi yokluyoruz birisi çekmesin, zarar vermesin falan filan diye. Bu tür sporları diyeyim yani uygulamaları yapan insanlar çoğaldığı zaman bakkalla konuşman değişiyor, insanlarla ilişkilerin değişiyor diye. Bunda da onu gördüm ben şimdi mesela. O insanlar farklı oluyor. Bunu uygulayan insanlar. Mesela bu sizde gözleniyor. Yani ben onu gözlüyorum sizde. Sağ olun. Tamam. O yüzden hani duygusal dünyamıza da hani daha uyumlu olmak, daha böyle pozitif. Evet. Daha pozitif olmak, daha seveceğim bir ruh hali. Yani işte hani ağaçlardan yola çıktık. Sonuçta biz sadece göründüğümüz kadar değiliz. Görünmeyen çok büyük bir kısmımız var. Ve burada eğer biz birliği idrak edersek, evet. Yani sen iyi olursan ben de iyi olurum. Biz birbirimizden besleniyoruz, birbirimizi etkiliyoruz ve birbirimizden etkileniyoruz. Evet. Bunu idrak ediyor insan. Yani hani duygusal olarak da şey yapıyor, idrak ettiği için daha kabullenici bir hale giriyor. O yüzden hani barış, zihinsel olarak da barış, dayanışma, kardeşlik duyguları çok güçleniyor burada birlikte, değil mi? Tabii. Mesela tabii. Bu eskiden daha güçlü. Çünkü birbirimize ilham veririz Mustafa Bey. Evet, ilham veririz. İlham veririz. Güç veririz. Güç veririz. Bazen hiçbir şey söylemeden yaparız bunu. Varlığımızla. Sözsüz olarak yaparız. Yani mesela çok birlikte olan insanlar mesela sözsüz anlaşmaya başlıyorlar. Tabii. Yani sizin gerek kalmıyor artık. Ha, yani sizin mesela sizin eşinizle böyle bir bakışta olaylar hemen çözülebiliyor. Çok hızlı gelişiyor. Çok ilginç. Mesela önünüzde giden bir arkadaşınız var. O sizi görmüyor ama siz onu görüyorsunuz ve tanıdığınız birisi o anda geri dönüyor. Yani o anda sizin onu düşünmüş olmanız onda sizinle ilgili ve dönüyor böyle bir şey. Çok bunu ben denedim yani. Mesela işte Erzurum'dayken böyle büyük bir fabrikadayız. Şu anda Tahir Başçavuş ne yapıyor olabilir? Hadi Tahir Başçavuş'a yoğunlaşalım. Tahir Başçavuş şu anda oturmuştur ofisinde falan filan. Bir süre sonra Tahir Başçavuş çıkıp geliyor falan. Ya ne oldu falan, ya aklıma siz geldiniz, sizi bir ziyaret edeyim dedi diyor. Yani hani bu iyi adam lafının üstüne gelir olayı var ya, yani onun gelmesi
O gelirken bizi düşündüğü için bizde onunla ilgili bir şey uyanıyor. Biz ondan söz etmeye başlarken içeri giriyor. Bu tesadüf değil ama. Yok yani görünmeyen planda hani nasıl ki şu an telefonlarımızın yaydığı bazı dalgalar var. Evet biz görmüyoruz. Biz görmüyoruz ama var. Var. Evet böyle bir görmüyoruz şey var. Görmüyoruz ama var. İşte o yüzden hani insanı duygusal olarak da hani farklı bir bakış açısına taşıdığı için bir denge sağlıyor. Zihinsel olarak da kendi merkezimize gelebildiğimiz için daha iyi düşünme, ayırt edebilme, konsantre olabilme. Çünkü bir sürü kıvır zıvırdan... Bu mesela günümüzün önemli bir sorumlusu bu. Konsantrasyon, yoğunlaşma bir şey olmuyor. Yani kafanızda başka bir şey var, çek gelecek, ödeme var, öbürkü var, şöyle bir sorun var, ne olacak? Ankara'dan zihne beklediğin de nefes haber, aldırmak Ankara'dan lazım. Beklediğimiz haber gelecek mi falan. O anda yoğunlaşmak istediğiniz konuyu yoğunlaşamıyorsunuz. Yani böyle rahat günümüzde, olabilir. Hani bu evet yani bunun örnekleri çoğaltılabilir. Evet. İhtiyacımız var. Yani sakin, dingin. Yani şöyle düşünün. Tai Chi'nin simgesi su. Neden su? Çünkü su hani güçlü, yumuşak, duru, önünde engel tanımıyor. Her koşula adapte oluyor ama özünü koruyor. Simgesi su yani. Bir şey söyleyeyim. Bizde susuz projem yok. Yani su olmayan, gölet olmayan, su sesi olmayan, akarsu olmayan bir proje yapmadım. Barış alanında mesela bir göletten bütün su siteyi dolaşıyor. Böyle bir şey. Yani ilginç bir şey. Su. Su hayat. Oranın iklimini değiştiriyor. Oranın yapısını değiştiriyor. Su çok önemli. Doğru. Evet. Nitelik olarak su. Bizim mesela eğitimlerimizde hep şey derler. Yani hani zihin mesela bir kap düşün. Evet. Kaba su koyduğunda o bir ayna gibi karşıyı gösterir. Evet. Zihin korkular, kaygılar, ondan sonra çok fazla iç konuşmalarla meşgul olduğunda ve bunun vibrasyonu ne kadar yüksekse o kadar dalgalanıyor. Evet. Ve hakikati görmeni engelliyor. Çünkü su o kadar hareketli ki. Evet, evet. Sana duru bir ayna olmuyor. Zihin duru bir ayna olabilmeli. Evet. Ama bunun içinde hani durduk yere olmaz ki. Hani ben bir şey yapacağım ki evet. Hani zihin duru bir ayna olsun. Hani öyle. Ona giden bir yol var. Evet. Bir yani öğreti işte var. Evet yani sonuçta hani Tai Chi uygulamaları toparlayacak olursak gerçekten hani kişinin kendisini tanımasını sağlar. Evet. Fiziksel bedendeki birçok hastalığın önlenmesinde ya, farkındayım. Biliyor musunuz saatin nasıl geçtiğini fark etmedim ki hani böyle bir şey cidden söylüyorum. Şimdi uygulama kısmına geçelim. Ben şu toparlayayım tamam, özet olarak. Geçelim. Evet. Yani kısaca Tai Chi bir kadim spordur. Evet. Ondan sonra ama diğer sporlardan ayrılan en önemli tarafı bir riskinin olmayışı. İkincisi bedensel sağlığımızın korunmasına, genç kalmamıza, canlı kalmamıza, duygusal ve zihinsel dengede olmamıza, sağlamamıza yardımcı olur. Ondan sonra savunma yönü vardır. Savunma yönünü kullanmak için gerçekten çok usta olmak gerekir. Evet. Ama en temelde karşıyı şey yapmak, enerjisini savuşturmakla. Evet. Yani o kuşla yılan şeyindeki gibi. Evet, savuşturmak. Yani birbirini savuşturuyorlar. Evet, ikisinde. Savuşturmakla alakalıdır. Evet. O yüzden hani insanın kendini tanıması, kendi merkezinde kalması, her planda hani duygusal, zihinsel ve bedensel olarak genç, dinamik, uyumlu, esnek, sakin kalabilmesi çok önemli. İşte o Çin atasözü o yüzden çok önemli. Diyor ya işte günde iki kez Tai Chi yapan birisi bir demircinin gücüne, evet, bir bebeğin esnekliğine, evet, ve bir bilgenin ruhuna sahip olur. Esneklik de çok önemli. Esneklikle ilgili sözümü kapanışta söylemek istiyorum. Tamam, olur. İsterseniz tamam. Uygulamaya geçelim. Şimdi tabii ben yeni öğrendiğim için neyi sorayım, neyi sormayayım konusunda çok şey değil. Böyle iyi oldu böyle yani. Böyle iyi oldu. İyi oldu. Siz nasıl isterseniz öyle devam ettirelim hocam. Süremiz var mı bu konuda? Olacak. Yapalım yani. Evet. Okey. O zaman şey yapalım. Bir
Benim bu mikrofon epey bir şöyle öne mi gelmiş? Ha, tamam. Ben şey yapayım ilk önce. Hani küçük bir gösteri yapayım. Tamam. Gerçi gördüler. Lütfen ben, siz buyurun. Ha, tamam. Sonrası ben, tamam. Alalım. Evet. Evet. Müziğimiz de gelecek galiba birazdan. Çok evet. Daha geniş olmadığı için Tai Chi evet. Yang stili formlardan birisinin ilk evet. Birkaç kısmıydı. Hani evet. Süreyi de biraz evet. Yedik. Evet. Bir başka zaman daha tabii, geniş aynen. Bir alanda aynen. Daha uygulama evet. Yaparız. Ben sizi böyle alayım Mustafa Bey. Bugün hani buradayız. Evet. Ben istiyorum ki bizi izleyen tüm izleyicilerimize küçük bir armağan verelim. Ve hani stresten, gerginlikten vesaire siz birazcık öne çok ben. Bahsettik. Evet, tamam. Evet. Şimdi Tai Chi'de bir nefes alış biçimi var. Bu nefes alış biçimi dokulara, organlara ve en ince vücudumuzdaki noktaya kadar oksijen, çiğe giremedik hatta bugün. Çiğden çok bahsetmesi istemiştim ama. Evet. En ince noktaya kadar besin, oksijen, çiğ gitmesine olanak tanır. Biz normalde her birimiz ciğer nefesi kullanıyoruz otomatik olarak. Ve ciğer nefesi bizim hayat güçlerimizi besleyen bir değildir. Ben ciğer nefesimi alıyorum, ne alıyorum diye kontrol etmek isterseniz önerim gidin bir aynanın karşısında durun ve orada bakın nefes alın. Eğer bu kısım ve omuzlarınız oynuyorsa ciğer nefesi alıyorsunuz. Biz nefesi karna alıyoruz. Burası tantiyen, evet. Yaşam merkezi, iksir evet. Tarlası, çiğimizin, hayat enerjimizin evet. Beslendiği ve vücuda dağıldığı yer. Burası çok önemli biliyorsunuz. Evet. Annemizden göbek kordonuyla besleniyoruz ve o göbek kordonu kesildiğinde de hala daha bizim hayat enerjimiz orada oradan kalan enerjiler kalıyor. Burası bizim çok merkezimiz ve önemli bir yerimiz. Tantiyen dediğimiz, iksir tarlası dediğimiz yer. Burada nefesi alıyoruz her iki burun deliğinden ve dolaştırarak buraya gidip sonra tekrar omurgamız boyunca her iki burun deliğinden çıkarıyoruz. Bu çalışmaları yaparken dilimiz damakta kapalı. Hmm. Şu ön iki dişimiz var ya Mustafa Bey. Hmm. Onun arkasında damağa değdiği yerde dil kapalı oluyor. Bu da şuna benzetebiliriz. Hani bir elektrik devresinin kapatılmasına enerji bu şekilde sirküle oluyor. Şimdi bir de Tai Chi'de duruşumuz var. Şöyle, siz düz durabilirsiniz. Evet. Siz düz durun isterseniz evet, tamam. Ekrana tamam. Doğru. Evet, tamam. Ben hani görmeleri tamam. için böyle duruyorum. Tamam. Burada bacak sıkı, evet. Popo sıkı, karın içeride ve şu bel düz. Yani evet. Şu kısım evet. Düz olacak. Evet. Evet. Şimdi birazcık başımızı ısıtalım omurgamıza. Kan gitsin. Şöyle. Şimdi belimizle dönelim, dönebildiğimiz kadar arkaya. Biraz belimiz hareket etsin.
Evet Mustafa Bey, iyi gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi tai chi, evet, takım elbiseyle de yapılır. Şu an alanımız çok küçük. Evet. Küçük bir alanda da yapılır. Evet. Hepsi mümkün. Evet. Evet. Şimdi ellerimizi sıkıp açalım. Şöyle. Hı-hı. Evet, şimdi Mustafa Bey, bu şekilde tutuyoruz. Bütün enerjiyi şurada. İşte hani az önce bahsettim ya, hani Çinli bir doktor dedik, kolon kanserine çare buluyor. İşte bu o qigong, bu qigong. Bunlar küçük küçük qigonglar. Hani öğretmesi kolay, uygulaması kolay. Evet. Küçük küçük. Ben şöyle yan döneyim, siz dönmeyin çünkü evet, tamam, ben tamam, yandan görsünler tamam, istiyorum. Ben görüyorum sizi. Görüyor musunuz? Ben görüyorum, kendim göremiyorum. Ben siz, evet tamam. Peki tamam. Evet, evet bu şekilde. Evet. Mesela burada ben tabii konuştuğum için kapatamıyorum ama burnumuzdan nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Çok gerginiz, artık hani çok bitkiniz, çok yorgunuz, çok gerginiz ama güne devam etmemiz lazım. Evet. Hemen bir yere gidiyoruz, bütün vücudumuzu yumuşacık gevşetiyoruz. Sakin, rahat, yumuşak, her hücremizi hani baştan ayağa kadar tüm kas dokularımızı düşünüyoruz, yumuşatıyoruz. Sonra buraya nefes alıyoruz, nefes alıyoruz, nefes alıyoruz. Evet, böyle Mustafa Bey, böyle. Ben geri mi gideyim tam görünmek için? Böyle. Sonra nefes veriyoruz bu şekilde. Hı-hı. Nefes alıyoruz, nefes alıyoruz. Nefes aldık, ellerimizi yukarı kaldırdık. Bana dönün isterseniz, böyle. Nefes alıyoruz. Bu şekilde ve indirdik. Evet, şimdi yine aynı şekilde nefes aldık ve nefes veriyoruz. Evet, devam. Aynısını kopyalayalım Mustafa Bey. Evet, şimdi beraber selam verelim. Biraz daha yanıma gelin lütfen. Evet, bacağımızı açtık. Bir qigong yapacağız. Bu stabil bir qigong. Ellerimizi yavaşça kaldırdı. Şimdi çöktü. Şimdi ellerimizi yaklaştırıyoruz. İki avucunuzun arasındaki o çekim gücünü hissediyor musunuz? Evet. Biraz hissedin onu. Sakince ağzımız kapalı nefes alalım her iki burun deliğimizden. Ellerimizi açıyoruz o çekimi kaybetmeden. Burada bu duruş çok önemli. Yaşlılık ilk önce bacaklardan başlar. İnsan yaşlanırken ilk önce bacakları titremeye başlar. Benim hani izleyenlere önerim şudur. Bu duruşu mutlaka her gün 5 dakika yaparak hem iç organlarınızı besleyebilirsiniz hem de bacaklarınızı güçlendirirsiniz ve ilerleyen yaşlarda daha sağlıklı karşılama imkanınız olabilir. Evet, şimdi Mustafa Bey, daha kısa kısa gidiyorum. Normalde bunlar daha uzun yapılıyor. Enerji topumu bu şekilde oynuyorum. Avuçlarımdaki böyle, bakın, açıyorum her iki yöne. Evet, kapatıyorum. Üst elim göğüs hizamda, alt elim karın hizamda ve göbek bölgesinde birleşiyorlar. Evet. Şimdi ellerimin yönü değişti. Evet, tam ters. Aynı şekilde devam ediyoruz. Evet, göğüs kısım, karın kısım. Bak hemen yapabiliyorsunuz. Qigong'ları öğrenmek çok kolay. Hani zaten bu YouTube'da da kayıt olacak. Hani açıp bunları daha uzun süreler tutarak yapabilir kişiler. Kapatıyoruz. İnsanın elinde enerji vardır. Şimdi ben insanın şifası kendindedir. Ya, İyice ısıtıyoruz. Evet, evet. Ben yaklaşırken
avuçlarımın ısındığını, içinde bir sıcaklık olduğunu hissettim. Yaşasın. Evet. İlk uygulamadan. Evet. Evet, o zaman izleyicilerimize söyleyin ne hissettiniz. Şimdi, o elektriği hissettiniz kesinlikle mi? Kesinlikle. İki avucumu böyle yaklaştırdığımda bir içinde top, böyle sıcak bir top gibi hissettim onu. Yani bir alışveriş varmuş, bir hareket varmış gibi bir şeyi çünkü tutuyormuş. Çünkü ellerimizde şifa var. Ya ve oraya tutuyormuşum gibi. Yani. Ya ellerle ilgili de çok konuşacağım ama vaktimiz yetmedi. Evet. O yüzden artık neyse olduğu kadar. Evet, bu evet. Sefer. Evet. Öyle. Evet, şimdi böyle küçük bir tekrar. Bu enerjik masaj. Evet. Ben süreleri kısa tutacağım. Burası tantiyen, iksir tarlası, karnımız. Evet. Buraya tüm elimizdeki topladığımız çiğimizi gönderiyoruz, besliyoruz. Mustafa Bey, ben döneceğim şimdi. Siz dönmeyin. Sonra belimize, böbreklerimize besliyoruz. Böbreklere koyar mısınız elinizi? Ben görüyorum sizi oradan hareketleri. Şimdi elimizi tekrar, benim oradan gördüğünüz şeyin aynısını yapmanızı rica edeceğim. Tamam. Evet, ovalıyoruz. Benim en zor yaptığım hareket o çökme hareketi. Evet, zaman. Yavaş yavaş çök. Çökebildiğiniz noktada. Evet. Evet. Şimdi topladığımız tüm enerjiyle bütün vücudumuzu yıkıyoruz. Ben çalışmaların sonunda bu hareketimizi mutlaka yaptırıyorum. İç bacak. Ve böyle. Şimdi karnımızda, beyler saat yönünün yönünde, bayanlar saat yönü tersi. Çünkü enerjimiz farklı yönlerde akıyor. Yok, ben... siz benim tersimi yapacaksınız. Evet. Tamam. Siz öyle yapacaksınız, ben böyle yapacağım. Burada topladığımız enerjimizi, çiğimizi gönderiyoruz. Bastırıyoruz. Ve kapatıyoruz. Şimdi selamlaşabiliriz. Evet, son olarak hani birkaç şey söyleyeyim, kapanışı size bırakayım. Evet. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Ve bize kamerada, yukarıda teknik ekipte destek olan ve hani çayımızı kahvemize kadar getiren tüm personelimize, ETV çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum ve bizi izleyenlere. Benim hani kendi misyonum olarak görüyorum insanlara katkı olmayı, hayatlarını, yani hayatımızı daha güzel, daha mutlu, daha sağlıklı, daha dengeli yaşamamız mümkün. Ve Tai Chi hani bize tüm bu alanların tamamını birden sunuyor. Yani zihinsel olarak, felsefi olarak, karakter formasyonu olarak, sağlık olarak, hani daha ne olsun? Evet. O nedenle hani Tai Chi, Chuan ve Qigong'la herkesin tanışmasını arzu ediyorum. Kuşkusuz hani yollar hepimizin aynı, %100 aynı olmayabilir. Ama birçok insana bu kadar yıl içerisinde ne kadar iyi geldiğini gördüm. Ve hani kendimize verebileceğimiz en büyük hediyelerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle eğer hani bunu nasıl öğreniriz, nasıl yaparız, nasıl ulaşırız derlerse benim Instagram'da Hayat Enerjim sayfam var. Emelevat okuyan sayfam var, web sitem var, YouTube'um var. Hani dileyenler bana oradan ulaşabilirler.
Son olarak Lao Tzu'dan bir şiir okuyarak bitirmek istiyorum ve size sözü size bırakmak istiyorum. Benim çok çok hayran olduğum şiirlerden ve defalarca ve yıllardır. Çünkü hani idrak çok farklı basamakların. Bir şeyi duymak, entelektüel anlamak, duygusal olarak anlamak, yani çok derinlikleri var bir sözün. O yüzden bazı öyle sözler var ki senelerce çalışıyorum onların derinliklerine inebilmek için. Bu şiir de onlardan, yani bu kadar yıl yolculuğumda hep bana eşlik eden ve kendime çok sık hatırlattığım sözlerden bir tanesi, şiirlerden. Diyor ki onda, yumuşak ve esnek doğar insan, sert ve katı ölür. Demek ki esneklik ve yumuşaklık yaşamın, sertlik ve katılık ölümün yoldur. Evet. Biliyorsunuz bir bebek doğduğunda son derece yumuşak oluyor. Evet. Ve insan bedeni belli bir yaştan sonra hareket etmeyince fiziksel olarak katılaşmaya başlıyor. Ama sadece bu değil. Yani biz, hayır ben bunu isterim, bunu istemem. Bana böyle diyemezler, bana bilmem ne yapamazlar. Ben yani bu mesela... Hani tutumlarda katılıktır. Yani şefkat eksikliği, kabullenici olmamak, yani tutumlarda katı olmak, sert duvarları olmak. Yani belki de hani köşeli binalar yaparken ve biz o köşeli binalara kendimizi koyarken hayatımızda duygusal ve zihinsel yönlerimizi de o köşeli yapılar içerisine hapsetmiş olabiliriz farkında olmadan. Evet. Hani yaptığımız binalar bizim tutsaklığımızı, içimize tutsaklığımızı artırmış olabilir. Duygusal olarak kapsayıcı olamamak, zihinsel olarak ben senelerce felsefe seminerleri aktardım ve hani net biliyorum ki mesela kişinin zihninde bir fikir var. Diyor ki benim A konudaki fikrim A'nın kare olmasıdır diyor. Sonra bir başka bakış açısından A'nın kare olmayabileceği, daire de olabileceği söz konusuysa yani kapatıyor, hani onu görmüyor bile. Bu tıpkı şuna benziyor. Hani zamanında işte hani Amerika'ya kıtasını keşfe gittiğinde yerliler hiç gemi görmedikleri için 20 gün falan gemilerin gemi olduğunu anlamamışlar. Yani idrak edememişler. Evet. Mesela fikirler konusunda da biz hani kapılar kapalı kepenk. Bu var. Bunu tanıyorum. Bu mavi. Tamam, içeri girebilir. Bu ne renk? Ha, bu sarı. Bunu tanımıyorum. Yani o yüzden o söz o kadar derin ve kapsamlı ki hani yumuşak ve esnek doğar insan çocukken hani her planda öyleyiz. Evet. Korkularımız yok, kabulleneceğiz, şefkat, zihnimiz net. Yani kafanız karışırsa bir çocuğa sorun bu mu bu mu diye sana net cevap ve doğru cevabı söyler. Evet. Ama bir yetişkin 40 tane 50 tane yoldan dolaşır zihinsel olarak. O yüzden ben bu sözü hayatın değişik alanlarında, durumlarında kendime hep hatırlatıyorum ve içimden okuyorum. Çok güzel. Yumuşak ve esnek doğar insan, sert ve katı ölür. Evet. Demek ki esneklik ve yumuşaklık yaşamın, sertlik ve katılık ölme yoludur. Çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için. Ben de çok etkilendim sözlerinizden. Ve ben karar verdim, bu kursa geleceğim, katılacağım, bunu öğreneceğim. Hiçbir yaş geç kaldım denemez. Her yaşta bu her insan yapılan, her zaman yapılabilir olduğunu gördüm. O daha sonra sizden o kitabı da alacağım, okumaya çalışacağım, anlamaya çalışacağım. Çinceden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çevrilen kitabı. Biraz tavşanın suyu olmuş ama. Efendim? Ama ben başka kitaplar önerebilirim. Tamam. Yani o önerileri sizden alacağım. Bu konuda yoğunlaşmak istiyorum. Böyle haftada bir programlar yapıyorum ama bu bir hafta 10 gün etkisi uzun sürüyor bazılarının. Bunu bir kez daha izleyeceğim. Onu da yeniden hareketlere zaten bakacağım. YouTube'a konacak, evet, hani konacak. YouTube'dan seyircilerimiz izleyebilirler tekrar. Yani izleyicilerimiz de izleyebilir. Tekrar izleniyor. Oralardan paylaşıyoruz onları. Evet, ben size teşekkür ediyorum. Bir de gerçekten bu ikimizin burada yaptığı bu konuşmanın insanlara ulaşmasını sağlayan arkadaşlarımız var, düzenekler var. Evet, çok sağ olsunlar. Onlara ellerine, kollarına sağlık. Evet, gerçekten. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bir de yukarıda evet, Serdar Bey var. Onlar, bayağı yoğurduk zahmet Evet, verdik. Onlar da ulaştırıyorlar.
ETV 29 yaşını kutladık. Kapatırken de onu bir tekrar etmek istiyorum. Evet, yeni konuklarla, yeni konularla yeniden birlikte olmak dileğiyle bugünlük programı kapatıyoruz. Hepinize iyilikler, güzellikler diliyorum. Tai Chi'yi öğrenin, yapın. Genç kalıyorsunuz, sağlıklı oluyorsunuz. Yani bana ulaşsınlar. Evet, size ulaşsınlar. Ve ben bu şimdiye kadar uzak kaldığım için üzülüyorum. Ama geç değil, yeniden. Zamanı şimdiymiş. Zaman şimdiymiş, evet öyle. Yaralanacağımı düşünüyorum. Sağ olun. Evet.